İlerleyen dönemlerde hamilelik planlayan bayanlarda göğüs estetiğini yine rahatlıkla yapabiliriz. Bildiğiniz gibi göğüs estetiği 3 ana başlık altında toplanır. Bunlar göğüs büyütme ameliyatları, dikleştirme ameliyatları ve küçültme ameliyatları. Göğüs büyütme ve dikleştirme ameliyatlarında %99,99 emzirme ile ilgili herhangi bir sorun yaşamayız. Büyütme ameliyatlarında çoğunlukla ya koltuk altı girişi veya meme altı çizgisini kullandığım için ve bu ameliyatlarda, bu tekniklerde, bu giriş yollarında hastanın meme dokusuyla hemen hemen hiç karşılaşmadığımız için emzirme ile ilgili risk ve sıkıntı yaşama olasılığımız neredeyse hemen hemen sıfırdır. Göğüs dikleştirme ameliyatlarında ise meme gladında şekillendirme agresif ölçüde yapmak gerekmediği için özellikle süt kanallarını, süt bezlerini ilgilendiren ciddi kesiler yapmak gerekmeyeceği için yine hastaların ilerleyen dönemlerde hamilelik sonrasında emzirme ile ilgili sıkıntı yaşama oranları neredeyse sıfırdır diyebilirim. Ancak meme küçültme ameliyatlarında durum biraz daha farklıdır. Meme küçültme ameliyatlarında önemli olan temel bazı noktalar var. Hastanın muayene bulguları çok önemli. Muayene bulgularından kastımız neler? Meme ucunun ve etrafındaki renkli kısmın ne ölçüde sarktığı. Bu bizim için çok çok önemli. Onun dışında hasta bize eğer geldiğinde "Hocam ben hamilelik planlıyorum veya henüz çocuğum yok." diyerek bu sosyal durumunu ifade eder ise bizim bu hastalarda her halükarda emzirme ile ilgili riski olabildiğince minimum hale getirecek teknikleri uygulamamız gerekir. Sonuçta meme küçültme ameliyatında birden fazla teknik var ve bu teknikler içerisinden hastanın muayene bulgularına ve sosyal durumuna en uygun tekniği seçmemiz lazım. Dolayısıyla yine meme küçültme ameliyatında da hastalarımız hamilelik sonrasında emzirebilirler. Ancak burada tabi oran olarak baktığımız zaman hemen hemen sıfır diyemeyiz. Ancak çok yüksek oranlar verebilirim. Kendi yaptığım ameliyatlara ve tecrübelerime göre ortalama %70'in üzerinde, %70-75 hastalarımızın rahatlıkla emzirebileceğini söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi bunlar tamamen hastanın muayene bulgularıyla orantılı olarak seçilir. Düşünün ki hastanın göğüslerinde, memelerinde çok sarkma var. Biz genellikle bunu boyun bölgesinden göğüs kafesimizin üst kısmından yapacağımız ölçümlerle belirleriz. Buradan yapacağımız ölçümde meme ucu 40 santimetrede ise, 45 santimetrede ise bu çok 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 ileri derecede sarkmayı gösterir bize ki bu durumda hastanın ameliyat sonrasında emzirebilme olasılığı çok fazla var diyemeyiz. Ancak bunun için temel prensipler neler? Çok abartı sarkma olmaması lazım. Büyüklükle alakalı sorunumuz yok. Özellikle sarkma ile alakalı iyi değerlendirme yapmak gerekir. Ancak özellikle hastalarıma şunu söylemek isterim. Ne olur çok fazla endişe etmesinler. Şunu bilsinler ki biz onların sağlığını, biz onların estetikle ilgili kaygılarını onlardan daha fazla düşünüyoruz.